Evet kıymetli dostlar golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe U19 takımı tarihe geçti. <laughs> Rahmeti Can Bartu görsün. Saat 12. Fenerbahçe U19 takımı Elit Lig maçında bir tek sen Giresun Spor'la karşılaştı ve mücadeleyi 4-1 kazandı. 14.56 Sarlı Acıvertliler Deraza tesislerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru hareket etti. 16.31 Fenerbahçe U19 takımı yöneticileri taşıyacak uçakla birlikte havalandı. 18.08 Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Şanlıurfa'ya iniş yaptı. 20.03 Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'na giriş yapabildi. 20.10 Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıktı. Tribünleri selamladı. 20.55 Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktı. 21.25 takımlar ve hakemler karşılaşma için sahaya çıktı. 21.30 başlama vuruşu yapıldı ve maçak Galatasaray başladı. 21.31 Fenerbahçe U19 futbol takımına Kerem Aktürkoğlu söz vermesine rağmen takım olarak biz topu taca atacağız demesine rağmen topu taca atmayıp atmış oldukları golle 1-0 öne geçtiler ve hayvani bir sevinç cuma oluştu. 21-32 Fenerbahçe'nin bu durumuna dayanamayan Ahmet Ketenci takımı sağdan çekti. Ve Fenerbahçe sağdan çekilirken Galatasaray futbolcuları yine hayvani bir sevincin içerisine girdi. Tam olarak neye sevindiklerini hiçbirimiz anlayamadık ama gün boyunca bunu yaşayan futbol takımına karşı bu sevinç mide bulandırdı. Ve aynı zamanda saat 21.34 Volkan Bayarsan Fenerbahçeli yöneticilerle konuştu. Pardon, sevinç buradan sonra oldu. Ardından 21.35'te hakem maçı tatil etti. Mehmet Büyükekşi kendisinden beklenen gülen ifadesiyle tıpkı e, aklımıza gelen bir gülen gibi gülmeye başladı tribinde artık hoşuna giden neyse, hoşuna kaçan neyse <laughs> inşallah 5-10 misli daha fazlası kaçar. Daha çok güler. Ve saat 23.16 Fenerbahçe Şanlıurfa'dan ayrıldı. Saat 23.10 sularında ise daha doğrusu 23.16'dan sonra diyeyim. Mehmet Büyükekşi Galatasaray takım otobüsünü ziyaret ederken kameralara yakalandı. 01.12 Fenerbahçe İstanbul'a iniş yaptı. Böyle bir takımı yendiği için sevinen arkadaşların hepsi gerçekten de çok hoş. Gerçi Murat Kurum seçilemeyince Atatürk tişörtünü rahat rahat giymiş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Herhalde Murat Kurum seçilseydi bu tişörtü giymezlerdi. Gerçi onlar Cumhurbaşkanı'na da öyle demişlerdi. Bizim Atatürk'ten falan alakamız yok. Ali Koç yaptı. Her şeyin başı Ali Koç demişti. Ama gayet normal. Çünkü Galatasaray'a göre işler çok enteresan. Şimdi Fenerbahçe'nin stat'tan çekilmesine destek veren uluslararası kuruluşlar. Yani bunu manşetine taşıyan en azından destek vermese dahi köstek olmayan kuruluşlar. Marka, As, Sport Artı, Bild, Lekip, La Gazzetta della Sport. Galatasaray'a destek veren kurumlar ise A Spor, A Haber, Ak, It, Samanyolu Samanyolu TV kalmadı lan. Flash TV bir de. Üçü kalmış. Yani kimin kimden destek aldığını görürseniz anlarsınız. Hani Abdülkerim Durmaz diyordu ya arkadaşlar. Otur dayak ye senden beklenen bu diye. Hatırlıyor musunuz? Bu yorumları yapmıştım. Okumuştum size e, Abdülkerim Durmaz'ın ifadelerini. Yani otur dayak ye saldırıya uğra hakların gasp edilsin. Otobüsün kurşunlansın başkanın hapse atılsın ama sen çık. Oyna diyorlar. Fenerbahçe'de bugün oynamıyorum kardeşim dedi. Çıktılar beyefendi gibi bir gol yiyip sağdan çekildiler demişti. <laughs> Ama gelin görün ki Çelişki Saray hiç affetmedi. İstifa diyen Çelişki Saray TFF 18 Temmuz'a kadar devam demeye döndü. Ki onlar dönmeyi çok iyi bilirler. Çok severler. Gerçekten çok severler. 27 Şubat bak 14 Aralık TFF'ye tabii ki güveniyoruz. Bizim federasyonumuz 24 Şubat 2024 tüm kurullarınızda derhal istifa edin. Bakın derhal. 6 gün önce o koltuklarda oturmak hala vicdanınıza sığıyor mu? 7 Nisan 2024 niye 20-25 gün önce çekilsin? Milli takımın maçları var. TFF'ye saygı duyalım. Dünyada bu kadar dönen bir takım var mı? Dünyada bu kadar çelişkili konuşan, bu kadar kıvıran bir takım var mı? Ve ona rağmen de saygı bekleyen bir takım var mı? Biz Dursun Özbey'i zaten anlıyoruz. Biz Dursun Özbey'i zaten biliyoruz, tanıyoruz. Dursun Özbey'in artık şeceresini ezberledik. Yani derhal kelimesinin tabirini anlamıyoruz. Dursun Özbey'i anlamıyoruz. Galatasaray'ın duruşunu anlamıyoruz. Hangi duruş? Yani bunun adı nedir? Bunun adı duruş mudur? Gerçekten. Şimdi TFF erken seçim için imza verilecekler son durum diyordu. Basına şu an yansıdım bilmiyorum ama imza vermeyecek takımlar Galatasaray, Başakşehir, Kayserispor, Spor, Pendik Spor. Yani Ebu Leheb ve ordusu gibi. Kararsızlar Trabzonspor, Rize Bence Trabzonspor kararsızlar. Galatasaray nereye giderse o da oraya gider. Rizespor, Spor, Alanya Spor, Gaziantep, Hatay, Konya. Ben şunu söyleyeyim. Gaziantep, Galatasaray nereye giderse oraya gider. Alanya şeyi takip eder, Hawaii. Rize Galatasaray'ın karşısında yer alır, Hatay Hava'yı koklar, Konya Spor'da Galatasaray'ın tarafı olur, imza verecekler Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivas Spor, Kasımpaşa, Antalya, Adana Demir, Samsun Spor, Ankara Gücü, Karagümrük, İstanbul Spor, bu arada İstanbul Spor ve Samsun Spor'dan açıklama gelmişti şu dakikaya kadar. Diğerlerini bilmiyorum. Ebu Leheb'in ordusu hani bir mucize olsa da Müslüman olsak diyenler ve Müslümanlar gibi sıralamışlar. İlginç. Mesela Fenerbahçe'yi kötüleyenler, üstüne oynayanlardan bazıları arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Yani i̇ki gündür üstüne oynayanlara bakıyorum. Mehmet Büyükekşi, Fethullah Gülen, Hakan Şükür, Şahan Gökbakar, Ana Atatürk duyarı kasan ama Disney'e laf edemeyen Atatürkçü arkadaş var ya o. Oh. Melik Gökçek. Rasim Ozan Kütahyalı. Adı Şırdan'a benzeyen şahıs. Ak It. Sabah. A Spor. Fenerbahçe olmayan bazı yorumcuları. Mehmet Büyükekşi. Dursun Özbek. Yerden Timur. Birçok Galatasaray sayfası. Hani yaşasaydı herhalde Ebu Cehil, Ebu Leheb, Firavun, Nemrut falan da bu ekibe dahil olurdu. Demek ki Fenerbahçe doğru yolda. Yani bunlar bu kadar ortak bir payda da buluştuklarına göre ortak noktaları demek ki malum. Ha şunu da söyleyeceğim. Şimdi Süper Kupa'ya çıkılmadı diye paraları, yani TFF'den paralarını geri istiyorlar diye bir haber gördüm. Süper Kupa maçının yarıda kalmasından dolayı dünyada bu karşılaşmayı yayınlayan televizyon kanalları para iadesi talep etti diyor. Yani flash bir iddia gündeme geldi diyor. Almanya, Fransa, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Polonya, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Kuzey, Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesi yayınlanan süper kupanın kısa süre içerisinde yarıda kalmasını şaşkınlıkla karşıladı ve para isteklerini duyurdu. Rasim Ozan demişken unutmadan onu da söyleyeyim. Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı programında tartışıyorlar. Nedense Rasim Ozan Pensilman, Kütahyalı konuşurken bu Beyaz TV'deki programda. Ahmet Çakar Trabzon'daki vali emniyet hakkında tam konuşuyor. Orada bir zıplıyor nedense. Yani orada şey yapıyor. Programa sarhoş çıktığını da düşünen kişiler var arkadaşlar. Yani hani ağızların falan böyle yamulmasından falan Ramazan Ramazan sarhoş çıktılar diyenler de var ama ben kendi günahım bana yeter. Ben kimsenin günahını üstlenemem. Onu bilemem ama şundan eminim. Hani tam Trabzon'daki emniyet güçleri, polis falan derken orada bir zıplıyor. Yani özellikle bu cümlelere. Ondan sonra diyor ki biz seni diyor Riyad'daki krizle diyor konuşurken diyor oradan buradan kurtardık diyor. İlginç. Bu arada yerden Timur <laughs> ne yaşanırsa yaşansın haksızlığın vuku bulduğu yer saha diyor. En önemli şey veri ve şeffaflık. Yarından tez yok şu yabancı hakemleri seçip önce bu sene sonra geçmiş senelerin hepsine bakılması gerekiyor. Ne haksızlık yapıldığına bakılsın. Bunu tekrar söylüyorum her şey ortaya çıksın. Herkes gerçeği görsün. Bu gerginliğin kimseye faydası yok demiş. Haram bir kupa aldıktan sonra. Diyor ya işte Galatasaray ne diyordu? Ne diyordu? Ee, en büyük delilimiz alın terimiz diyordu Galatasaray. Yani alın teriyle aldıklarını iddia ettikleri kupa böyleyse varın gerisini siz düşünün. Birincisi şu, ikinci yani ikinci olarak 10 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor ve değiştirecekler diyor. Adım soyadım kadar eminim. Yine de size sorayım. Söylediklerini bir süre sonra yalanlama, tam tersini söyleme, inkar etme. Huylarının vücut bulduğu kulübün ikinci başkanı bunları söylüyor. Yani yabancı kim getirelim sonra seni incelettirelim. Kimin neyi el değiştiriyorsa değiştirmiş demiş. Aptala sorar gibi sormak istiyorum. Sizce böyle bir şey resmi yazıyla tüm kulüpler istese Galatasaray'da imza atıp hadi araştıralım der mi? Ya da şöyle söyleyeyim. Böyle bir teklif gelirse sizce Galatasaray Kulübü kabul eder mi? Parmağında oynattıkları federasyon bunu kabul eder mi? Asla etmez. Yani bekara kadın boşamak kolay derler ya. Bunlara her şey kolay. Ya bunlar bugün Atatürkçü olur. Yarın başka Cükçü olur. Ya bunlara bunlara cüccüllükten kolay ne var? Gerçekten bak bunlara Cükçülükten kolay ee, sıkıntı yok. Nasılsa arkalarında medya var. Basın almışlar. Federasyon zaten parmaklarında. Gerçekten bak. O kadar iğrenç, o kadar tuhaf bir futbol iklimindeyiz ki. Fenerbahçe haklılığını söylüyor. Şimdi maçtan önce diyorlar ki delikanlı Fener Fenerbahçe delikanlıysan çıkma sahaya. Fenerbahçe sahaya çıkmıyor. Yani yapıyor, sağdan çekil falan diyor, çekiliyor. Bu sefer delikanlı Fener neredesin diyor. Siz illa bir şeyler arıyorsanız yurt dışına kaçan kişiler de arayın. Hapis cezası alan kişiler de arayın. Yunanistan'a kaçan kişiler de arayın posterlerde silmek zorunda olduğunuz kişilerde arayın. İlla bir şey arıyorsanız hani bağlantılarınızı da arayın. Gün yüzüne çıkan çıkmayan itiraflarda arayın. İlla bir şey arıyorsanız. Şimdi Süper Kupa'ya çıkıp maçtan çekilmediğimiz için maça başlayıp çekildiğimiz için hani maçtan direkt çekilmeden maça başlayıp çekildiğimiz için bir sonraki sezon bir sonraki iki sezon Türkiye Kupası'ndan men cezası işi olmayacak diyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir şey yapmayacaklar diyorlar. Dün ben zaten videoda belirttim. Hani A sporun reytingi düşer diye ceza vermezler. Görün bakın seneye de biz oynarız hiçbir sıkıntı olmaz demiştim. Ama bir sonraki e, iki sezon Türkiye Kupası'ndan men cezası işinin hukuken zor olduğunu söylüyorlar. Hani maddede yazıyor ama ceza veremezler diyorlar. Bilmiyorum. Bunu size danışayım dedim. TRT Spor bir son dakika bilgisi girip hani Fenerbahçe bir sene ceza alacak. Fenerbahçe'ye hükmenmen ve bir sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası verilecek diye belirtmiş. PFDK verecek diye. E, bu cezayı PFDK mı verecek? TFF mi verecek? Yani eğer bu cezayı PFDK verecekse veremez. Çünkü PFDK Fenerbahçe'ye en zararlı cezayı vermek ister. Fenerbahçe 2 sene katılmazsa bu Fenerbahçe'ye ceza değil ödül olur. Çünkü Fenerbahçe'nin içinde bulunmadığı organizasyon rezil olur. İnsanlar zaten bir tarafıyla güler. Emin olun çatlak sesler de çok çıkar. Grup aşamasına geçileceği için çoluk çocukla millet maça çıkacak. Çoluk çocukla maça çıkacaklar için zaten rating meyting olmayacak. Hani 50 bin kişiye 100 bin kişiye maç izlettirecekler. Onları da söyleyeyim. Şimdi e, bu arada Cem Küçük Galatasaray hariç tüm kulüpler Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istiyor. Galatasaray neden istemiyor acaba demiş. Cevap sorunun içinde gizli zaten. Ya Galatasaray arkadaşlara diyorum ki Fener, hani Fenerbahçe diyorum fe, hakemlerce kullanıyor mu? Kullanıyor kesinlikle. Yemin eder misiniz? Ederim. İşte Allah Kur'an çarpsın onu çarpsın. O zaman diyorum Fenerbahçe son 10 senedir niye şampiyon olamıyor diyorum. Bak diyor hakemler kollamasına rağmen şampiyon olamıyorsunuz. <laughs> ya yani şey demek istiyorlar. Buradan ırmak akıyor. Görüyoruz. Dolu dizgin. Taşa taşa akıyor. Ama içinde su yok. Allah da size, sizin gönlünüze göre versin. Rabbim sizin bu dönek tavırlarınıza öyle bir şey versin ki, karşılık versin ki. Vallahi bak Allah sizin gönlünüze göre versin. Yani dua niyetine söylüyorum. dua ederek değil. Gremio'nun satın alma opsiyonu kullanmayacağı Cao Pedro Fenerbahçe'ye geri dönecek diyor. Arkadaşlar bu haber tam doğru değil. Bakın sevgili Reşat Can haberi vermiş. Bu haber tam doğru değil. Yani Fenerbahçe'ye geri dönecek haberi doğru değil. Doğrusu şu. Fenerbahçe ile fesh etmek istiyor menajeri. Yani sözleşmemizi fesh edelim. Bizi bırakın da gidelim. Hani bizden size fayda yok diyor. Benim bildiğim zorunlu opsiyondu Gremio'nunki ama demek ki zorunlu değil ki. Bu görüşmeyi yaptı yapabiliyor. hayırlısı olsun arkadaşlar. Hocam Fenerbahçe sahaya çıkmayıp daha doğrusu sahadan çekilip Fenerbahçe çekilince neler elde etti? Sürpriz gelişmeler diyeyim. Müjdeler diyeyim hatta size. Belki de başlığa bunu yazarım. Çünkü tek tek sayacağım. Dikkatlice dinleyin. Fenerbahçe sahaya çıkıp çekilip hakem ifşa ifşaladı. Aslında hakem sistemini ifşaladı. Trabzonspor maçı zaten olaylıyken o maçın dördüncü hakemini yani o maçı bitirtmeyen hakemi bu maça vermek şu demek arkadaş bunu biz sağladık. Size sahada saldırılmasını biz sağladık. Bizim hoşumuza gitti. Biz istedik. Denildi. Aslında herkes bunu görmüş, duymuş oldu. Birincisi bu. Tek tek madde madde saymayayım arkadaşlar. Tek tek madde madde sayarsam çok sıkıntılı olur. Bu arada ben şunu söyleyeyim Türkiye Kupası konusunda. Unutmalım. Ben bir Fenerbahçe olarak 5 yıl men edilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz 5 yıl men edin Türkiye Kupası'ndan. Şerefiniz varsa bizi 5 yıl men edin Türkiye Kupası'ndan. Süper Kupadan. Allah bak bizi 5 yıl men edin. Onurlu bir davranış gösterin. 5 yıl men edin bizi. Biz dimdik durduk kahpe düzene karşı raconu koyduk. Siz de dimdik durun. Varsa omurganız 5 yıl bize men cezası verin. Ha, kanun gereği zaten 2 yıl vermeniz gerekiyor. Öyle 1 yıl falan verdik deyip rezil olmayın. Kanuna aykırı hareket etmeyin. Direkt bizi 5 yıl atın. Atın abi. Şimdi dün biz hani Fenerbahçe olarak biz sahaya çıkmayıp hakemi ifşaladık. Aslında varı da ifşaladık. Dikkat edin Fenerbahçe az kadroyla gelecek korkusuyla verdikleri var kadrosu bile yeterliydi. Büyük Ekşi Galatasaray otobüsünü ziyaret etti. Onu da ifşaladık. Aslında adaletin olduğu bir yerde Mehmet büyükekşi dün itibariyle görevden alınırdı. Senin orada ne işin vardı cümlesiyle görevden alınırdı. Dünkü Türkiye şey Süper Kupası'na öyle bir soruşturma açılırdı ki Fenerbahçe bunu size bildirdi mi? Siz ne karşılık verdiniz? Maçın e, ertelemesini Galatasaray'a sundunuz mu? Galatasaray ne karşılık verdi? Televizyondaki söylemleri neydi? E, varız hay hay istediği zaman oynarız. Buna cevabı neydi diye iyi bir soruşturma yapılır. Ona da buna da buna da tak 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 cezalar verir. Belki de bu kupa hiç kimseye yar olmaz. Neyse Galatasaray'ın tacı atacağız diye yalanını ifşaladık mı? İfşaladık. Kazanmak için her şeyin bir bak gördüklerini ifşaladık mı? İfşaladık. Biz çekilince yaşadıkları sevinci ifşaladık mı? Yani haram, helal hiç önemli değil bunlar için. Kupa olsun yeter ki mantıklarını ifşaladık mı? Bilet satılmadı dediler onların yalanını ifşaladık mı? Yani yönetim tamamını aldık diyerek yalanlar ifşaladı mı? Aslında Fenerbahçe birçok şeyi ifşaladı ama bakalım kazanımı ne olacak? Arkadaşlar bilmiyorum bu videoyu ne zamana yükleyebilirim? Hani 8 Nisan'da çekiyorum ama muhtemelen 9 Nisan'da izlersiniz. Bayramın bir gün öncesine Kurban Bayramı'nın bir gün öncesine arefe denilir. Arafat dağındaki olaydan dolayı ama biz de bayramın bir gün öncesine de arefe denilir. Arefeniz mübarek olsun diyeyim. Hani bayramın bir gün öncesi mübarek olsun. Fenerbahçe'de Fred muhtemelen idmanda görürsünüz. Topla çalışmalara başladı. Perşembe günü benim bildiğim kadarıyla oynayabilecek düzeye geldim. Riske edilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder de takıma tamamen döndüler. BKO zaten döndü. İsmail Yüksek'te biraz sıkıntılar var ama İsmail Yüksek'te idman performansına, hani idmanlara bakın görebileceksiniz. Son olarak da Ahmet Çakar. Sayın Cumhurbaşkanım bu gördüğünüz birine benzetiyorum ama çıkartamadığım bir adam var ya demiş. Büyük Ekşi'den bahsediyor. Bu adam kaldığı sürece her gün kan dökülecek diyor. Yani bu da ilginç bir iddia. Bu adam kaldığı sürece her gün kan dökülecek diyor. bilmiyorum da devlet yetkililerin buna bir el atması lazım. Yani ciddi manada buna el atılması lazım. Yoksa hakikaten bizim de korkumuz o. Ben bunu aylardır söyledim. Ben parti tutmuyorum ama dedim ki eğer bu kafayla gidilirse görün bakın AK Parti seçimde de çok büyük rezalet yaşar. Hani şu büyük şehir alayım bu büyük şehir alayım derken eldekini bile kaybedebilir dedim. Ben siyasetten anlamıyorum ciddiye almazsınız belki ama dedim bu olacak. Çünkü adaletin olmadığı yerde anarşi başlar diye bir söz var. İnsanlar adaletsizlikten dolayı çıldırmış durumdalar dedim. Özellikle Fenerbahçe taraftarı. Çıkıyorum ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak çıldırmış durumdayım ya. Adalet gelsin istiyorum arkadaş. Neyse o uygulansın istiyorum. Ama dediğime gelince ve şunu ben de söyledim, Aziz Yıldırım da söyledi. Hemen hemen artık herkese söylemeye başladı. Bunlar futbol üzerinde milleti birbirine kırdırma peşindeler. Bunların derdi şampiyonluk, şu, bu falan filan, o şampiyon olsun, bu şampiyon olsun da geçti. Bunlar millet birbirine girsin istiyorlar. Zaten millet gergin. Özellikle trafikte falan hepinize denk geliyor olur insanlar. Hani e, çok tuhaf durumdalar. Arkadaşlar bakın. Zor şartlarda zor işleri yapmak lazım. Mesela gittiğiniz bir yerde insanlara teşekkür etmeyi adet edinen. Gerçekten bak. Gülümsemeyi adet edinen insanlar çok zor durumdalar. Hani her şeyi illa ibadet olarak, sevap, günah olarak değerlendirmeyin. Bunları yapın arkadaşlar. İnsanlar çok sıkıntılı süreçteler. Benden de söylemesi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim.